Hepinize esenlik olsun kardeşler. Sizleri Mesih'in esenliğiyle, barışıyla, huzuruyla selamlıyorum. Bu hafta vaaza başlamadan önce dilerseniz kısa bir Tuzla Kilisemiz için dua edelim hep birlikte. Çünkü yeni bir topluluk ve Rab bereketlesin, oradaki halkı kendisine çeksin ve hem orada hizmet eden kardeşler için bereketli olsun hem de yeni canlar katılsın diye. Kısa bir dua edelim, ondan sonra vaaza geçelim. Rab, sana şükrediyoruz ve hamd ediyoruz yeni kiliseler için, yeni sana tapınılacak yerler için Rab. Çünkü bu ülkede hala senin daha fazla duyurulmana, senin ışının daha fazla yayılmasına ihtiyaç vardır. Ve bu yüzden senin için çalışan, senin işçilerin olan oradaki kardeşlerimize, Emre abi de dahil olmak üzere, güç ver, kuvvet ver, cesaret ver, herhangi bir soruna karşı, herhangi bir probleme karşı cesurca senin sözünü paylaşmaya devam edebilsin olursa. Ve onları koru Rab ve yeni insanları, Tuzla'daki yeni insanları, daha önce Rabbi duymamış, Rabbi müjdesini duymamış kişileri de bu kilise aracılığıyla kendi müjdenden, oğlun İsa Mesih'ten haberdar et diye dua ediyorum. Ve sizler de dualarınızda lütfen hatırlayın, çünkü yeni bir topluluktur ve gerçekten bizlerin dualarına da ihtiyaçları var. Bugün aslında bir soruyla başlayacaktım, fakat Yoel Rabbin sofrasını sunarken aslında biraz tabirca spoiler verdi. Yani hafiften benim bahsedeceğim konuya da girdi Yaşaya alıntısıyla. Çünkü bugün soracağımız soru tam olarak şu: Mesih'i kim öldürdü? Şimdi aslında Yaşaya alıntısı buradan bize bir takım ipuçları veriyor. Ama öncesinde ben size benim küçükken oynamaktan çok zevk aldığım bir oyundan bahsedeceğim. Bunun İngilizcesi Guess Who, Türkçesi de Bil Bakalım. Yani iki kişi var, oyun oynuyorsunuz ve iki tarafta da belli fotoğrafların olduğu bir düzenek var. Ve herkes bir kişiyi seçiyor. O belki 30 kişi var, 40 kişi, herkes bir kişiyi seçiyor ve diğeri sorular sorarak o kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Gözlüklü mü diye soruyor. Siz diyorsunuz ki diyelim hayır, o zaman gözlükleri eliyor ve en son bir kişi kalana kadar bunu devam ettiriyorlar ve bir kişi oyunu kazanıyor. Eğer bire indirebilirseniz seçeneği tahmin ediyorsunuz. Şimdi aynı bunun gibi biz de biraz dedektiflik yapacağız ve İsa Mesih'i kim öldürdü sorusuna cevap arayacağız kutsal kitaptan faydalanarak. O zaman öncelikle bir takım olağan şüphelilere bakmamız gerekiyor, değil mi? Belli şüpheliler var. Birincisi, acaba İsa Mesih'i Ferisiler mi öldürdü? Kutsal yazılara baktığımızda Markos müjdesinde 3. bölüm 6. ayette şöyle söylüyor: bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar. Demek ki buradan anlıyoruz ki Ferisiler İsa'yı öldürmek için bir plan yapıyorlar. Bunu cepte tutalım, herhangi bir yorum yapmadan, doğru veya yanlış demeden devam edelim. İkinci seçeneğimize geçelim. İkinci olan şüphelimiz Roma valisi, o dönemdeki Pilatus. Peki Pilatus'la ilgili örnek ayetimiz hangisi? Yuhanna 19. bölüm 10. ayette Pilatus İsa Mesih'le karşılıklı konuşuyor. Bu konuşma sırasında da İsa Mesih'e şöyle söylüyor: benimle konuşmayacak mısın? Seni salıvermeye de çarmıha gelmeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? Bunu da cebimize koyalım. Bir de Pilatus var. Üçüncü olağan şüphelimiz başkâhinler. Gene Markos 15. bölüm 9 ila 11 arasını okuyacağım. Şöyle diyor: Pilatus diyor ki başkâhinlere, sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz? Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Kimdi Barabba? Azılı bir suçlu. İsa ise günahsızdı. Ama ona rağmen başkâhinler halkı kışkırttı. Bir diğer olağan şüpheliye geçelim. O kim?
12'lerden Yahuda İskariyot. Acaba Mesih'i Yahuda İskariyot mu öldürdü? Markus 14. bölüm 10 ve 11. ayetlere bakacağız. Diyor ki, bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Demek ki Yahuda İskariyot ne yaptı? Bir para karşılığı İsa Mesih'i onlara teslim etmeyi kabul etti. O zaman elimizde kimler var? Ferisiler, Pontius Pilatus, başkâhin, Yahuda İskariyot. Başka aklınıza gelen var mı? Kimler olabilir başka olan şüpheliler? Şeytan olabilir, doğru. Başka var mı? Söylemek isteyen fikrine. Halk olabilir, değil mi? Belki genel olarak Yahudiler. Çünkü onlara sordu, size kimi salıvereyim? Onlar da dediler ki, biz Barabba'yı salıvermeni istiyoruz dediler. Onu çarmıha ger dediler İsa Mesih için. O zaman biz Mesih'i kimin öldürdüğünün cevabını vermeden önce bir Mesih'in neden öldüğüne bakalım. Bugün çokça bahsettik. Çok da mutlu oldum bu yüzden. Çarmıhtan çokça bahsettik. Hem ilahilerde tapınma zamanında bahsettik. Hem Rabbin sofrası kısmında bahsettik. O zaman İsa neden öldü? İlk neden şuydu kardeşler. Günahlarımızın bağışlanması. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün imanlar biliyor. Eğer kiliseye ilk defa gelenler varsa belki onların kafası karışık olur. Onun dışında hepimiz bu konuda netiz. İsa'nın ölmesi nedeni bizim günahlarımızdı. Ve Efesliler kitabında 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde bu konudan şöyle bahsediyor. Diyor ki, tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Gayet net, hamdolsun. Hepimiz de bu yüzden çok mutluyuz. Aynı zamanda belki ilk etapta çok aklımıza gelmeyen bir başka neden daha var Mesih'in ölmesiyle ilgili. O da nedir? Aynı zamanda Mesih'in ölümü Tanrı'nın tasarısının bir sonucudur. Hiç bunu bu şekilde düşündük mü? Yani Mesih'in ölümünde Tanrı'nın belirlenmiş bir amacı ve öngörüsü olduğunu düşündük mü? Veya bu kutsal kitapta nerede bize açıklanıyor böyle oldu? O zaman sizden rica ediyorum önünüzdeki kitaplardan, kutsal kitaplardan açalım. Ve Elçilerin İşleri kitabında 2. bölüm 23. ayete beraber okuyalım. Kısa bir ön bilgi. Bu ilgili ayet Petrus'un verdiği vaazdır. 2. bölüm 23. ayet Elçilerin İşlerinde. Burada diyor ki, Petrus vaazında Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Bunu Yahudilere söylüyor. Ey İsrailliler diyerek giriyor konuya. Ve Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü derken burada ne demek istiyoruz? Burada aslında tam olarak kilisemize yeni gelenlere verdiğimiz kurtuluş tasarısı dersinin özünden bahsediyoruz. Tanrı biliyoruz ki hem adildir hem de merhametlidir. Tanrı'nın adil olması ve merhametli olması herhangi birisinden feragat etmesini gerektirmiyor. O zaman Tanrı biz günah işlediğimiz için ve günahın bedeli ölüm olduğu için ölüm cezasını hak ediyoruz. Tanrı adil bir Tanrı olduğu için bu ölüm cezasını keyfiyetten silemezdi. Aynı zamanda Tanrı merhametli olduğu için de bize bir çıkış yolu sunmalıydı ve bu çıkış yolunu oğlu İsa Mesih'i bizim aramıza gönderip bizim yerimize bütün yasayı uygulayıp bizim yerimize günahsız olarak yasa altında olmasına rağmen kusursuz bir hayat sürüp canını vererek hiçbir günah işlememesine rağmen canını vererek karşıladı. O zaman bu adil ve merhametli Tanrı'nın bu eşsiz tasarısı için tekrar ve tekrar ben her ders verdiğimde hamd ediyorum. Çünkü
bizim aklımıza asla gelemeyecek ve Tanrı'nın hem adil hem de merhametli tarafını eşsiz bir şekilde vurgulayan harika tasarı için Rabb'e şükrediyorum ve hamd ediyorum ki bu bizim tek kurtuluş yolumuzdu. Peki tekrar ilk sorunun geneline döndüğümüzde, İsa Mesih'i kim öldürdü dediğimizde, o zaman cevabımız ne olabilir? Efendim? Diyebiliriz ki İsa Mesih'in ölümünden tüm insanlık sorumludur. Ben sorumluyum. Bu sıralarda oturan sizler de sorumlusunuz. Dünyada yaşayan bütün insanlar bu ölümden sorumlu. Neden? Çünkü hepimiz günah işledik ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Romalılar da söylediği gibi. O zaman hepimiz bunda suçluysak, hepimiz bunda sorumluysak, daha doğrusu bu ölümden sorumluysak, bu noktada nasıl bir tavır takınmamız lazım? Bundan sonra İsa Mesih hayatımıza kabul ettikten sonraki hayatımızla ilgili nasıl bir tavır takınmamız lazım? Günahla olan ilişkimizi nasıl değerlendirmemiz lazım? Buna bakacağız. Ama öncesinde çok hoşuma giden bir anekdot var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bir seminerde bir kardeş paylaştı Hasat Derneği'nde. Dedi ki Mel Gibson'ın oynadığı filmde, Passion filminde, Tutku filminde, Mel Gibson orada İsa'yı oynadı. Ama aynı zamanda bir yakın çekimde İsa Mesih'in eline bir çivi çakılırken Mel Gibson onu kendi eliyle çaktı. Bunu yakın çekim olduğu için Mel Gibson olduğunu bilmiyordu kimse. Ama o bunu yaparak aslında bize bir şey anlatmaya çalıştı. Bir mesaj vermeye çalıştı. Hani ben bunu şu şekilde anlıyorum bir anlamda. Bunun yaşanmasından ben de sorumluyum, dedi Mel Gibson. Bir insan olarak, bir günahlı bir insan olarak ben de sorumluyum, dedi. Ve biz de eğer bu görüşte olursak, bu anlayışta olursak, günahla olan durumumuzu, ayartmalara karşı olan durumumuzu çok daha iyi bir şekilde kontrol edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz ne zamanki ayartmalarla karşı karşıya kalıyoruz, bizi bu ayartmalara karşı koruyan bir motivasyonumuz olmalı. Bu motivasyon nedir? Ben kendi adıma düşündüğümde, tabii ki herkesin aklına farklı şeyler gelebilir. Benim için bu motivasyon bir seferinde Mark'ın verdiği bir vaazda aklımdan hiç çıkmayan bir şeydi. Orada şöyle demişti Mark. Benim çocuklarım yanlış bir şey yaptığında ona hani kızabilirsiniz, bağırabilirsiniz ama çoğu kez bu verdiğiniz tepki onun bu suçu bir daha işlemesine engel olmuyor. Ama bir gün dedi, oğluma dedim ki bu yaptığın beni çok üzdü. İşte o zaman Alex farklı bir tepki veriyor. Ve babasını üzdüğü için bir pişmanlık duyuyor. Ve işte belki de bizim aklımızda durması gereken bu motivasyon tam olarak bu. Bizim imanlar olarak amacımız Rabb'i övmek, Rabb'i yüceltmek, onun adına izzet getirmek, yücelik getirmek ve aynı şekilde onu hoşnut etmekse ve Alex nasıl ki kendi dünyasal babasının üzülmesiyle kendisi pişman oluyorsa yaptığı hareketten, peki bizler göklerdeki babamızın bizim yaptığımız bir hareketten hoşnut kalmaması ihtimalini, onu üzme ihtimalimizi ne kadar ciddiye alıyoruz? Ben kendi adıma bunun muhasebesini çok yaptım. Yani hem vaaz için dua ederken hem nasıl bir konu paylaşayım, acaba topluluğa ne anlatayım diye düşünürken hep kendi hayatımdan, İsa Mesih'i tanımadan önceki hayatımdan sahneler aklıma geldi. Ve çok ağladım. Daha önce hiç olmadığı kadar ağladım. Hepimiz düşünelim, gerçekten biz nasıl bir haldeyken İsa Mesih bizi nasıl kabul etti? Hangi haldeyken kabul etti? Harika mıydık? Müthiş miydik? Çok mu zekiydik? Çok mu akıllıydık? Müthiş miydik ki Rab bize kucak açtı? Yoksa tek ihtiyacımız olan Rab'di ve acizdik, o yüzden mi Rab bize kucak açtı? Ve tek ihtiyacımız olan Rab'di. Öyle değil mi kardeşler? Ve işte bu Tanrı'nın adalet ve merhametinden oluşan kurtuluş tasarısını Rabbin kusursuz şekilde devreye soktuğu ve tasarladığı bu kurtuluşa ve lütfuna sıkı sıkı sarılalım. Ancak bu, daha çok kendimi de dahil ediyorum buna, bu lütfu günah işlemeye bir kılıf olarak kullanmayalım. Ben
21 yaşında üniversiteyi bitirir bitirmez Kanada'ya gittim. Ve orada çok enteresan insanlarla tanıştım. Orada ne iş yaptığını derseniz, ilk yaptığım iş Immigration Board'da tercümanlık yapmaktı. Çünkü İngilizce biliyordum. Bir sürü Türk ve İranlı mülteci vardı. Orada şunu gördüm. İnsanların bazıları yeni bir hayata başladığı için çok heyecanlıydı ve çok mutluydu. Sıfırdan başlayabilecekti. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları bir kenara bırakabilecekti. Artık derdi her ne ise o kişinin. Bazıları da vardı ki bu yeni başlangıcı kendilerine bir çıkar amaçlı olarak değerlendirerek kullandılar. Ne demek istiyorum bununla? Kimi insanlar eski hayatlarındaki yanlışlarından dönmek için bunu bir fırsat olarak kullanırken, bazıları da bu yaptıkları yanlışları, eskiden yaptıkları yanlışları şimdi yeni toplulukta kimse bilmediği için tekrar insanları kandırmak, tekrar insanları dolandırmak, tekrar insanları yanlışa sevk etmek için bir fırsat olarak da görenler vardı. Şimdi eğer her birimiz Rab'be gelerek, Rab'de yeni bir yaratık olarak yeni bir hayata başlıyorsak, işte bu yeni hayatın, bu yeni sayfanın kıymetini gerçekten bilmemiz gerekiyor. Ve bundan sonra yaptığımız her yanlışta, her hatada, her Rab'bi üzecek şeyde bir anlamda aklımıza çarmıhtaki o İsa ve o İsa'nın acılarının gelmesi bizleri inanın ki o hatayı tekrar ve tekrar yapmaktan alıkoyacak yegane şeydir. Rab bağışlayıcıdır. Kesinlikle buna iman ediyoruz ve bütün suçlarımızı örttü. Kendi kanıyla örttü. Bunu biliyoruz ama bunu bilmek, bunun örtüldüğünü bilmek bizde günah işlemek adına bir cesaret de asla ve asla vermemeli. Ki bununla ilgili Paulus'un söylediği şeyler var ki onu hep birlikte vaazın sonunda zaten okuyacağız. Ve tekrardan dediğim gibi işte çarmıhtaki İsa Mesih'i düşünelim demişim burada. Ve yanına ünlem koymuşum. Çarmıhtaki İsa Mesih'i düşünelim. Onun çektiği acıları düşünelim ve onun bu acıları asla ve asla hak etmediğini tekrar ve tekrar aklımıza getirelim. Ve o bizde farklı bir vicdan uyandıracak. Ben daha önce günah işlediğimde ve imanlı olarak gene bir hata yapıp günah işlediğimde arada şöyle bir fark görüyorum. Eskiden beni üzmüyordu. Yanlış bir şey yapmak, bir günah işlemek beni üzmüyordu. Bu hani çok umursamıyordum ama şimdi arada şöyle bir fark var. Şimdi bir günah işlediğimde sanki kafamda bir balyoz var ve o bana bir şeyler hatırlatıyor kafama vura vura. Hayır, bak bu günahın bir bedeli vardı ve bu bedeli Tanrı oğlu verdi ve sen bunu asla ve asla küçük görmemelisin. Bunu herhangi bir şeymiş gibi değerlendirmemelisin. Peki düşünelim, her birimizde bu vicdan balyozu etkin mi, çalışıyor mu? Yoksa başka bazı zamanlar boş verebiliyor muyuz? Hani biz Rabbin sofrasını her hafta yapıyoruz, hamdolsun ki bu çok güzel bir şey. Birçok kilisede böyle değil, benim daha başka ziyaret ettiğim. Ama her hafta yapmanın nasıl bir avantajı var? Her hafta bir düşünme şansımız oluyor, sessiz zamanımız oluyor ve haftayı değerlendiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Yani Rabbin önüne temiz bir şekilde çıkabilmek ve bütün günahlarımızı itiraf etmek ve onun tarafından kabul edildiğimiz bilinciyle o sofradan alabilmek. Bunun değerini bilelim ve bu ayrıcalığı asla ve asla kendi çıkarımız için kullanmayalım. Ben ki ilk zamanlarda bunu yapmış birisiyim ve itiraf ediyorum size, ilk zamanlar bana ne yaparsam yapayım Rab zaten bağışlar gibi geliyordu. İlk iman ettiğim zamanlar, ama sonrasında kutsal kitabı daha da derinlemesine okuduğumda ve İsa'nın çarmıhta yaşadıklarını gözümün önüne getirdiğimde artık bu konuda eskisi kadar rahat değilim. Artık 3 kere, 5 kere, 10 kere düşünme ihtiyacı duyuyorum. Ve çok mutsuz oluyorum. Sürekli acaba bir yanlış yapıyor muyum diye tekrar tekrar düşünme ihtiyacı duyuyorum. Tabii ki bu noktada bir diğer önemli konu da tövbe. Aynı zamanda tövbe ediyoruz değil mi? Rabbin sofrası sırasında işlediğimiz suçlar içinde, günahlar içinde. Tövbe ile ilgili bizim Kurtuluş Tasarısı kitabımızda çok güzel bir tanım var. Tövbe yaptığımız suçlardan pişman olmak değil. Tövbe yaptığımız suçları sadece Rabbin önüne getirmek değil. Aynı zamanda
bir daha aynı şeyi yapmamak adına bakış açımızı değiştirmek. Bu bakış açımızı değiştirmekten kastım tam olarak şu. Eğer biz aynı şeyi tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar yapıp sürekli tövbe ediyorsak her hafta Rabbin sofrası aynı şey için, o zaman burada bir hata var, öyle değil mi? O zaman burada değişmesi gereken başka bir şey var. Ki benim başıma aynı şey geldiğinde bu konuda sizi teşvik etmek istediğim bir yöntem var. Belki bunu uygulayan kardeşler vardır. Belki henüz bunu duymamış olanlar vardır. Kardeşler, kendi hayatınızda başa çıkmakta zorlandığınız her ne var ise sevdiğiniz, aranızın iyi olduğu bir kardeşi seçin ve onunla birbirinize yaşadığınız deneyimleri paylaşın. Bunun ben inanılmaz yararını gördüm. Çünkü bunu sadece ben kendim yaptığımda, insanız ve bazı konularda zayıfız. Evet, ben dua ediyorum ama başka birisine bunu anlattığımda şunu biliyorum. Eğer o kişi benim aynı hatayı tekrar yaptığımı görürse bir bakacak bana, diyecek ki Göksel, hani bunun için dua ediyorduk zaten. Neden tekrar tekrar devam ediyorsun? Ben inanıyorum ki eğer biz kardeşlerimize seçtiğimiz bazı kişiler olabilir, bu kiliseden olabilir, başka kiliseden olabilir, önemli değil ama bir imanlı kardeşimize sorunumuzu paylaşırsak, anlatırsak ona ve sonrasında bu konuyla ilgili gelişmelerden de kendisini haberdar edersek, eminim ki Rabbin de lütfuyla, Rabbin de yardımıyla bu sorunlarla baş etme imkanımız çok daha kolay olacaktır. Umuyorum eğer uygulayanlar varsa da ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır. Uygulamayanlar için de teşvik etmek istiyorum kardeşleri ve inanın ki bizler günahlarımızı itiraf ettikçe adeta içimizden bir zehir akıyor. Adeta içimizden bu kendimiz ağzımızla ikrar ettiğimizde adeta o günahı kardeşimize anlatarak rahatlıyoruz. Sadece psikolojik açıdan rahatlama değil ama kurtuluyoruz da. Çünkü o kardeşimize anlattığımızda biliyoruz ki artık biz onu bir daha yapmak bizim için eskiye nazaran biraz daha zor olacak. Ve diyor ki eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini unutmayalım. Ve ruhla dolu yeni yaratılışımızda kendimizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayalım. Bu birazdan okuyacağım ayetlerin bir bölümü. Ama burada Paulus ne söylemek istiyor? Diyor ki artık biz eski yaratılışımız, bizim eski yaratılışımız çarmıha gerildi. Ve artık eski benliğimiz öldü. Ve artık ruhla dolu yeni yaratılışımızda günah karşısında ölüyüz. Ancak Mesih İsa karşısında kendimizi diri sayalım. Artık günah bize galip gelemeyecek, öyle değil mi? Ölüm de bize galip gelemeyecek. Ama bir taraftan da şunu düşünelim. Biz bir yandan da kendimiz günah işlemeye o zaman devam mı edelim? Ufak da olabilir, az da olabilir. Devam mı edelim? İşte sizi yüreklendirmek istediğim nokta bu. Lütfen kutsal kitaplarımızı açalım kardeşler. Ve Romalılar 6. bölümü açalım. Hep birlikte okuyalım. Ve ondan sonra da dua edelim. Romalılar 6. bölüm 1 ve 14. ayetler arası. Çünkü Rabbin sözünden daha iyi, Rabbin sözünü açıklayacak bir araç yok. Ben 20 dakikada konuşsam, 50 dakikada konuşsam, Paulus'un burada anlattıkları kadar net, kesin, akıcı olmayacaktır. Öyle güzel ayetler ve bütün aslında söylemek istediğimi öyle güzel özetleyen ayetler ki birlikte okuyacağız ve umuyorum Rab her birimizin ruhuna işleyecek. Diyor ki Romalılar 6. bölüm, tane tane, yavaş yavaş, sindire sindire okuyacağız kardeşler. Diyor ki, öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümle onunla birleştiysek,
onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındayız. Rab sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki artık kutsal yasanın yönetimi altında değiliz. Çünkü kutsal yasa niye vardı kardeşler? İki nedenden ötürü. Birincisi, bizim suçlu olduğumuzu bize göstermek için, çünkü ortada yasa yoksa, değil mi, suç da olmaz. İkincisi ise bunu tek başımıza yapamayacağımızı Rabbim bize göstermesi. Çünkü kutsal yasadan en ufak bir maddeyi bile gerçekleştiremediğimizde bütün yasa karşısında suçlu oluyoruz, öyle değil mi? Paulus diyor ki sünnet olarak kurtulacağını düşünenler şunu bilsinler ki sünnet olarak diğer bütün yasanın kurallarına da uyacaklarını söylüyorlar. Peki son kez şunu da söyleyelim o zaman. Benim kutsal Tanrı'nın kurtuluş tasarısıyla ilgili verdiğim derslerde hemen her 3 seferin 2 seferinde karşıma çıkan bir soru. Peki Mesih bizim günahlarımız için öldüyse ve bizim günahımız Adem bahçesinde Adem'le Havva'nın iyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yasak olmasına karşın yemesi nedeniyleyse o ağaç orada niye vardı? Eğer o ağaç orada olmasaydı böyle bir durumla da karşılaşmayacaktık, öyle değil mi? Peki o ağaç orada niye vardı? İşte cevap vereceğimiz, dua ile bitirmeden önce cevap vereceğimiz son soru bu. Ve ben bunu düşündüğümde Rab benim yüreğime şöyle konuştu kardeşler. O ağaç orada vardı, o ağaç orada olmak zorundaydı. Çünkü bizim Rabbimiz sevgi tanrısıdır. Ve sevgi içinde zorbalık barındırmaz. Zorunluluk barındırmaz. Eğer Adem'le Havva'nın bir seçme şansı olmasaydı, kendi sevgileriyle, kendi özgür iradeleriyle Tanrı'yı seçme şansları olmayacaktı ki, o zaman sadece robot olurduk. Sadece eğer tek bir seçeneğimiz varsa, eğer bu seçeneği seçtiğimiz için doğruyu ve yanlış seçmiş sayılmayız. Ama Rab bizimle kendi sevgisini bol bol paylaşmak istedi. Kendi bereketlerini bol bol paylaşmak istedi. Ama önce bizim kendisini seçmemizi istedi. Adem'le Havva'nın önünde sayısız ağaç vardı. Ve sadece bir tanesi, o iyi ve kötüyü bilme ağacı, bir tek buydu. O, hani bunları da seçebilirsin, bu ağacı da seçebilirsin, beni de seçebilirsin dedi Rab. Demek ki bizim Tanrımız sevgi tanrısı ve biz bu sevgi tanrısını kendimiz seçmeliyiz. O sevgi zoraki bir sevgi değil. Tanrı bizim robot olmamızı istemiyor. O yüzden o ağaç orada olmalıydı. Ve hamdolsun ki bizler İsa Mesih'i kişisel Rabbimiz, kurtarıcımız olarak kabul ederek atalarımızın düştüğü tuzağa düşmedik ve biz Rabb'i seçtik. Rabbin sevgisini seçtik ve Rabbin sevgisi ve lütfu bizleri sardı, sarmaladı ve sürekli bizi değiştirmeye, dönüştürmeye ve Mesih'in benzerliğinde kılmaya da Rab her birimizi devam ediyor.
Dua edelim o zaman kardeşler. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın Rab ve gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de egemenliğin gelsin. Rab, bugün tekrar ve tekrar topluluğunla birlikte bizim için hazırladığın emsalsiz, eşsiz, adil ve merhamet dolu tasarını tekrar ve tekrar andık Rab ve bunun için şükrediyoruz. Senin biricik oğlun sayesinde bizler de doğru sayıldık Rab, doğru kılındık ve senin önüne yaklaşabilme ayrıcalığını, senin çocuğun olabilme ayrıcalığını kazandık Rab. Artık senin ailenin birer üyesiyiz Rab, senin çocuğunuz ve senin mirasçınız. Bunun için tekrar ve tekrar hamd ediyoruz ve şükrediyoruz Rab. Ve sen İsa Mesih aracılığıyla Rab şöyle dedin. Dedin ki evet şimdi ben gidiyorum ama bir yardımcı göndereceğim. İşte Rab bu kutsal ruhunla bizleri sarıp sarmalamaya devam et Rab. Ve biliyoruz ki bizler yalnız değiliz. Evet ayartmalar var, evet bir takım sıkıntılar var. Belki denenmelere maruz kalıyoruz Rab. Biz insanız, eğer yalnız başımıza kalırsak elbette ki düşeceğiz Rab. Ama sen bizim elimizden tutmak için her zaman oradasın. Sadece senin adını anmamızı istiyorsun Rab. Sadece seni çağırmamızı, senden yardım dilememizi istiyorsun Rab. Ve bizler her zaman, her durumda önce sana gelelim Rab. Önceliği sana verelim, senden yardım isteyelim. İlk aklımıza sen gel Rab. Kutsal ruhun aracılığıyla bizlere her zaman kendini hatırlat. En zor durumlarda bile, en çaresiz hissettiğimiz zamanlarda bile, panik halinde olduğumuz zamanlarda bile Rab, kendini her zaman bize hatırlat. Rab, senin yüzünü arıyoruz. Senin lütfun sayesinde bu hayatta Rab, biz kurtuluşumuzu kazandığımızı biliyoruz ama biliyoruz ki Rab, sadece bu topluluk için değil, bütün Türkiye'de Rab, senin bu kurtuluşunu tekrar ve tekrar biz anlattıkça hem senin lütfunu hatırlıyoruz hem de diğer insanlara harika tasarını anlattıkça Rab, senin ne kadar harika, ne kadar muhteşem, ne kadar emsalsiz bir Rab olduğunu tekrar ve tekrar ikrar ediyoruz Rab. Sana hamd ediyoruz Rab, göklerin Tanrısı, yerin ve göğün Rabbi, biricik, biricik Tanrımız Rab. Sana şükrediyoruz ve sana hamd ediyoruz. Seni övüyoruz Rab. Bütün övgü, yücelik ve izzet sana aittir. İsa Mesih'in yüceler yücesi adıyla. Amin.